Selamlar bropalar, bugün sizlerle harika bir paket tanıyacağız ve paketi tanımaya ve öncesinde yaptığım konuşmaya geçmeden önce hemen şunu belirteceğim. Bu paketten 3 tane hediye ediyoruz ve Instagram'dan bir post atacağım bununla alakalı. O postta neler yapmanız gerektiği yazıyor. Instagram'dan Spankram adıyla benim hesabıma ulaşabilirsiniz. Orada sizlere bu paketten 3 tane hediye edeceğiz kankiler. Hemen gidin o postta detayları öğrenin. Gerçekten şu ana kadar üzüldüğüm her şeyi bu videoda dökebilirim ama videonun da amacından sapmasını istemiyorum. Bu paketi bazılarınız biliyor. Tasarımcı Dayı kanalını takip edenleriniz var. Bunun da incelemesi yapıldı. Ki böyle olmalı zaten. Yani bizim gibi böyle grafik ve tasarım işleriyle uğraşan insanları toplayan bir ekip olarak bu şekilde Türk içeriklerine destek vermemiz gerekiyor. Acayip iyi bir eklenti. Ya extension dediğimiz yani bir tool, bir plugin gibi çalışan harika bir içerik. İçerisinde çok fazla efekt var ve en bayıldığım şey de içerisinde toolboxlar var. Hiçbir extension içinde bulamadığım, dürüst şekilde söylüyorum. Belki ileride daha iyi pluginler çıkar, daha iyi şeyler tanıtırım ama şu ana kadar size tanıtacağım en iyi şeyi tanıtacağım ve bunu bir Türk ekip yaptı. O yüzden sizlere şunu söyleyeceğim. En içten duygularla sesleniyorum. Yani bir ATV muhabiri gibi hani ver mehteri modunda gidiyorum belki ama bu ülkede her şeyin üretimini yapıyoruz. Bu ülkede hayvan gibi şarj aleti üretiliyor. Hayvan gibi teknolojik alet üretiliyor ama hiçbiri bizim elimize gelmiyor. Hiçbirini hepsi burada da en çok satanlar bölümünde göremiyoruz. Hiçbiri evimizde bulunmuyor ama onun yerine Çin malı ürünler alıyoruz. Halbuki aynı fiyatta Türk malı var, kullanmıyoruz. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bu yanlış giden şeyleri de düzeltmek için kendi tarafımızdan bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Burada bizim değiştireceğimiz şey şu. Bu paketi bir Türk yaptı ve gerçekten kullandığım en iyi şey olduğu için kankalar lütfen sizden rica ediyorum. Bu şeyin korsanını aramayın. Kullanacaksanız da korsan kullanmayın. Satın alın, kullanın. Çünkü gerçekten 35 dolar, belki 35 dolar Türk lirasıyla çarpınca fazla para olabilir. Ama gerçekten atıyorum 300 lira, 400 lira bile olsa değer. Belki alacak gücünüz yoktur ama korsan kullanmayın. Çünkü siz korsan kullanmaya çalıştığınızda korsan üreticileri bu paketin korsanını daha fazla siteler için üretecek. Daha fazla üstüne düşecek. Siz aramazsanız onun korsanı üretilmez kanka. Gidin satın alın. Yani çok da fazla uzatmak istemiyorum bu durumu. Ama gerçekten hani Türkler bu işi serial'a falan dökerek çok güzel, çok çalışkanca bir iş yapmış. Ve size şöyle söyleyeyim. Bu paket 35 dolar. Gerçekten Türk lirasıyla çarpınca da bence çok hiçbir para değil. Çünkü adamlar bunu 2 yılda yapmış. 2 yılda tasarlanmış bir şeye. Lütfen Türk olduğu için buna biraz değer verelim kankalar. Buna ihtiyacımız var. Hatta gurbetçi arkadaşlarımız varsa beni takip eden, Almanya'da, İsviçre'de yaşayanlar varsa kesinlikle işinize yarayacak ve kesinlikle sizin için de çok ucuz olacak bir eklenti. Net olun, net alın bunu. Yani destek olun abi, destek olun lütfen. Bu adamlar bu peki geliştirmeli, bu pek için daha fazla sermaye yaratmalı diyorum kankalar. Belki duygusal bir konuşma oldu bilmiyorum ama benim içimde bir yaradır, daha fazla da konuşurum ama pakete geçelim zaten. Belki aşağıda nokta olarak koyarım bu konuşmalarımı istemeyenler pakete geçebilir direkt. İçinde muazzam şeyler var. En beğendiğim şeyleri size anlatacağım. Hadi geçelim. Bropalar, öncelikle paketi indirdiğinizde sizin için böyle bir şey geliyor ve yanında diğer paketler de gelebilir ki güncellemeler oldukça siz zaten en güncelini kullanacaksınız. Şu an benim elime geçen paket bu. Bir install dosyası var. Bir de user guide var. Yani user guide nasıl kullanıldığına ve nasıl kurulduğuna dair bir dosya. ZXP installer diye bir şey var. Bunu indirdikten sonra çok basit şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. ZXP installer'ı indiriyorsunuz. Direkt ZXP dosyasını içine atıyorsunuz ve otomatik olarak tüm Adobe uygulamalarınız da kuruluyor. Ve bunun gibi bazı bilgilerin bulunduğu, her şey harika hazırlanmış gerçekten ve fontları da hepsini indirebilirsiniz. Ve içerisinde kullanılan resimlerin de hepsini indirebilirsiniz. Yani bu paketi tasarlayan insanların çok iyi grafiker, çok iyi tasarımcı oldukları, yaptıkları işten her halinden belli. Ve bir de ZXP installer. Bu da hemen kuruyorsunuz ve şimdi After Effects'imize geçelim ve Premiere Pro ve After Effects içerisinde nasıl kullanıldığını görelim hızlıca. Şimdi kankiler, After Effects'imizi açtığımızda hemen burada bir tane proje açalım. Bir tane proje açtık. Projemizin ismi de Mopac olsun. Mopac bizim şu an tanıyacağımız eklentinin ismi. Kanka, Mopac'i kullanmak için aslında hiçbir projeye, hiçbir kurala bağlı değiliz. Buradan kurduktan sonra Windows bölümünden extension'a Mopac diye geliyor. Bu Mopac'i kullanmak için hemen tıklıyoruz ve Mopac'imiz açılıyor. Şimdi kankiler, Mopac önümüze bir hani Effects and Presets paneli gibi geliyor aslında. Yani bunu çekip istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Mesela buraya bırakabilirsiniz. Direkt yapışıyor. Veya işte M'nin yanından tuttum, yana bıraktım. Bu şekilde serbest olarak da kullanabilirim. Sanki After Effects'in içerisinde varmış gibi kullanabiliyorsunuz. İçerisinde 1000'den fazla şey var. Yani gerçekten hani bir efekti sağdan getirip, soldan getirip, aşağıdan yukarıdan 4 tane sayan eklentiler gibi değil. Gerçekten 1000 tane içerik var ve gerçekten 1000 tanesi de birbirinden farklı. Biraz aslında Türk mantığı olmuş bu konuda. Hani bir şeye odaklanmamış.
demişler adamlar. Sadece titles yapalım dememişler. Her şeyden koymuşlar ve hepsi çok güzel olmuş. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi After Effects'te 2-3 tane proje düzenleyip hemen Premiere'e geçeceğiz. Şimdi kankiler genel olarak içerisinde neler var tanıyalım. Burada reklam sahnelerimiz var aslında. Mesela tipografiye geldiğimizde burada bakın üzerine gelip izleyebiliyoruz. Burada preview ekranları var. İstersek bu direkt buradaki yazıları değiştirip kullanabiliriz. Bazılarını da değiştireceğiz. Bakın çok güzel. Bunları sosyal medya için kullanabilirsiniz kankalar. Yani ben bunu açıkçası mesela kendi mor tonlarını kullandığım için direkt sardı beni. Bunu Twitch'te giriş animasyonu bile yapabilirsiniz. Yani düzenlersiniz Twitch'te yayın başlıyor yazabilirsiniz. Bir de promotion dediği var. Gerçekten tamamen reklam. Yani burada kankiler hepsini kullanabiliriz. Mesela birini kullanalım. Buradan sevdiğim ne var? Mesela bunu kullanabiliriz. Çünkü bunu mesela sadece reklam olarak değil her şeye kullanabiliriz hatta bunu. Tamamen 30 saniyelik bir animasyon olarak içerimize aldık. Düzenlenince yere gitti. Hemen sadece yazıları bırakmış. İşte diyor ki değiştir yazıları. Bakın yazıyı yazdıkça zaten otomatik olarak yukarıdaki yer oynuyor. Yani sizin tekrardan onları düzeltmek işte burayı kes maskele gibi şeyler yapmanıza gerek yok. İsterseniz bunu aldınız. Boyutunu da küçültebilirsiniz. Sonuçta Ö var, U var, bir şeyler var. Hah, bu şekilde gayet güzel. Onur Naci YouTube channel yazdım. Gördüğünüz üzere bu yazıyı yazdık. Diğer yazıları da aynı şekilde düzenleyebilirsiniz ve direkt buradan düzenlediğiniz chat diye composition render al. Direkt çıktı al. Bunlar hazır reklam sahneleri kankalar. Titles'lar yani gerçekten bunlara bakınca şey diyorum acaba bunlarla bir tipografi video nasıl düzenlenir onu mu göstersek? Yani içerisinde çok fazla yazı efektinin olduğu. Hani atıyorsunuz sadece yazıyı değiştiriyorsunuz. İstediğiniz her şeye atabilirsiniz. Hani dediğim gibi bunlarla bir tipografik video bile yapılabilir. Gördüğünüz üzere çok güzel yazı efektleri bulunuyor. Hani benim en beğendiğim şeylere de yavaş yavaş geliyoruz. Burada laboratuvarlar var. Burada bir konuşmacı varsa yani grafik bakın içerisinde çok fazla laboratuvarlar var. Yani içerisinde sadece işte isimleri değişiyorsunuz ve animasyonlar belli. Hani bu şekilde sosyal medya animasyonları sizin içinize çok yarayabilir. Burada high tech dediği daha teknolojik, daha böyle yeni nesil neon kafası şeyler var kankalar. Mesela bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü hem bir müzik ikonu var hem de mor yani mor rengini sevdiğim için. İki kere üstüne tıkladım ve burada artık yazabilirim. Şu sol tarafa da logomu koyabilirim. Direkt bunun içine logomu yerleştirdiğimde. Transparan şekilde render alabilirim. Bunun videosunu çektim zaten transparan render'ı. Bunu her videonuzda kullanabilirsiniz. Hatta bunlardan birini araklayabilirim. Yakında bir videomda görebilirsiniz. Callout'lar var. Callout'lar şu an ekranda gördüğünüz gibi şeyler yapmanıza olanak sağlar. Bir şeyin fiyat etiketini gösterebilirsiniz. Bir arabanın hız animasyonunu yapabilirsiniz. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Baktığımızda bu şekilde grafik callout'lar var. Futbolcu bu kadar pas yapmış falan da yazarsınız. Yani hayal gücünüz neye getiriyorsa yaptığınız her iş için kullanabilirsiniz. Bir ürün tanıtımında 4.3 puan almış. Aynı şekilde high tech yine. Teknoloji ve biraz daha böyle olan kimyayı andırıyor. Minimal callout'lar ve gerçekten muhteşem profesyonel callout'lar. Burada background'lar yani arka planlar var. Arka planlar için hareketli animasyonlar bunlar kankiler. Bakın gördüğünüz üzere renk falan değişiyor. Animasyonlar var. Bunu bir green screen görüntü çektiğinizde üstüne de atabilirsiniz. Aynı şekilde çok fazla arka plan var. Yani 1000 tane içerik var kanka. O kadar çok şey var ki. Hani harbiden diyorum Türk lirasıyla çarpsanız bile $35 gerçekten bunun için para değil. En sevdiğim yerlerden birine geldik. Aşırı pratik şekilde animasyon yapabilirim. Bakın hemen hızlıca bir tane animasyon yapacağım. Mobile Scene 13'ü kullanmak istiyorum. Hemen yazıyorum. Onur Naci Öztürkler yazdım. Burada mesela ben burada bir logo kullanmadığım için bunu direkt kapatabilirim. Hani YouTube'da yayında deyip buraya YouTube logosu da koyabilirdim ama direkt mesela göz işaretine tıkladım, kaldırdım bunu. Screen Place Order var. Hemen buraya bir tane fotoğraf ekleyeceğim şimdi. Hemen geldim hızlıca fotoğrafını çektim. Fotoğrafı çektim, hemen üzerine attım fotoğrafı. Ve direkt koyduğum gibi direkt animasyonun içerisine bakın yerleşti. Burada da Settings'e gelip hemen rengi mor yapabilirim. Kankiler gördüğünüz üzere bakın. Böyle bir Onur Naci Öztürkler. Hani çok güzel bir animasyon paketi. Hani ilk önce glow'lu bir şekilde alttan gelen. Ve burada mesela gizli sekmeler özelliğini kapatıp altta background'u da direkt kesebilirsiniz. Bu şekilde bakın tamamen arka plan transparan görüntüler de çıkarabilirsiniz. Yani render almak isterseniz o şekilde render alabilirsiniz. Dediğim gibi bunun gibi bir sürü şey var içerisinde. Laptop scene'ler var yani bilgisayarla alakalı şeyler yapmak isterseniz. En sevdiğim özelliklerden biri gerçekten bu. Çünkü çok fazla işimize yarayacak. Sosyal medya ile YouTube işleriyle uğraşan insanlar için bazı animasyonlar çok gerekli. Transitions'lar var yani geçiş efektleri var. Bu geçiş efektlerini direkt çekip atıp videonun hani kesim bir yerine koyarsanız bunu direkt kullanabilirsiniz kankalar. Çok güzel. Acayip
acayip kullanışlı şeyler. Hani mesela iki tane videoya gelip bunu koyabilirsiniz ve direkt bir tane arasına geçiş efektini yerleştirdik. Cut bölümünü ortaya getiriyoruz ve içine girdiğimizde rengini de değiştirebiliyoruz. İçine girdik, settings. Burada mor yapabilirim, pembe yapabilirim. Çünkü kendi rengim. Siz de kendi renginize uygun bu şekilde geçiş efektleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir geçiş efekti yaptık o esnada. Bu geçiş efektlerini render alıp OBS Studio'da canlı yayın içinde de kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video yapacağım yakın zamanda. Hazır renk ayarları var. Tamamen Curves'le falan size hazır renk ayarları sunuyor. Mesela vintage bir kafa isterseniz. Mesela böyle bir videomuz var. Bu videomuza hemen üstüne tıklayıp bir tane böyle renk efekti attığımızda bakın. Mavisi bir renk tonu yapıyor ve daha bakın vintage bir kafada bu şekilde bir renk ayarı yapıyor kankalar. Burada black white'lar var. Siyah beyaz efektleri, yani bu siyah beyazın biraz daha tonuna göre. Mesela bu çok tatlı bir siyah beyaz efekti. Dümdüz siyah beyaz yapmaktansa adamlar çok fazla seçenek koymuş. Hani sizlerin sahnenize göre şekillendirebilirsiniz. Duotone diye bir şey var. Bu pluginlerin içerisinde de bazen görebiliyoruz bunu. 3 rengin karışımı oluyor aslında bir manada. Mesela bunu tıkladığınızda gördüğünüz üzere kıpkırmızı bir görüntü ve bunun gibi diğer efektler bulunuyor. Yani işinizi kolaylaştıran çok fazla şey var. Burada bir tane renk efekti var. Bunu atabilirsiniz. Sonra color paletler var. Color paletler de birbiriyle uyumlu güzel duracak renkleri size veriyor ve siz bu renkleri kopyalayıp yazılarınıza uygulayabilirsiniz. Şimdi buradaki color paletlerden herhangi birini seçiyorsunuz. Renkli şeyler var. Biraz daha vintage, retro, eski tip renkler var. Mesela buradan ben bir tane beğendim. Mesela şu vintage 01. Vintage 01'e tıkladığımda bana bir tane color palet açıyor. Hemen birinci yazıma tıkladım, mavi yaptım. İkinci yazıma tıkladım, turuncu yaptım ve birbiriyle uyumlu güzel bir renk tonu yakalıyor. Yani bunu sizin rastgele seçmeniz tasarım açısından çok faydalı olmuyor. Bu da kesinlikle güzel, faydalı bir bölüm olmuş. Şimdi en güzel şey toolbox'lar. Gerçekten After Effects'i After Effects yapan toolbox'lar var. Burada herhangi bir yazıya gelip Reveal Text'e tıkladığınızda sizin yazınızı buradan animasyonlu şekilde geliyor. Ve en sonunda da animasyonlu şekilde gidiyor. Şimdi bropaların bir tane animasyonu var. Bir tane animasyonu böyle top yukarıdan düşüyor. Hemen üstüne tıklayıp position ayarıma tıklayıp bounce'a tıkladığımda şimdi efekti tıkladım. Efekt benim için bounce bakın. Sekme animasyonu yaptı ve muazzam çalışan efektler. Aynı bu şekilde motion hareketleri var. Bu bütün efektlerin nasıl kullanılacağına dair eğitim videolarını çektiler arkadaşlar. Yani çekmişler, orada bir Mopek'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Oradan gidip eğitim videolarını izleyip hangi efektin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Uzun gölge efekti var. Text size limiter diye bir şey var. Sizin yazınızı limitliyor. Yazı yazdığınızda o kutu içerisine sığdıracak şekilde yazınızı otomatik küçültüyor. Altın oran dediğimiz golden ratio, altın oran dediğimiz bir size bir harita çıkarıyor. Bakın hemen üstüne altın oran geldi. Siz buna göre yazılarınızı, videolarınızı yerleştirebilirsiniz. En azından bir story animasyonu yapıyorsanız altın orana göre yerleştirdiğinizde göze biraz daha hoş gelecek. Yani bu biraz daha bilimsel açıklamalar olan şeyler. Yani altın orana göre düzenleseniz göze daha hoş geliyor. Daha çabuk kabul olabiliyor. Burada chromatic aberration dediğimiz bir efekt var. Onu her şeye uygulayabilirsiniz. Yazıya da animasyona da her şeye uygulayabilirsiniz. Mesela bir yazı yazdım. Şu an anchor point'im altta ortada şekilde. Hemen anchor point'e tıkla dedim. Bana şimdi hemen anchor point'i bakın hızlıca ayarlayacağım bir tool açtı. Halbuki After Effects'in içerisinde böyle bir şey yok. Kompozisyonumun içerisindeki katmanları otomatik olarak sabitleyecek şeyler getiriyor bana. Mesela katmanlarımı bu şekilde ayarladım. Katmanlar üzerine çok efekt var. Bunların eğitim videolarını izleyebilirsiniz dediğim gibi. Ama mesela offset layers diye bir şey var. Tıkladığımda bana yine bir tane eklenti açıyor. Bu eklentinin içerisinde random'a tıkladığımda bakın random olarak yani rastgele benim yazılarımı, animasyonlarımı rastgele koyabiliyor. Her yazıya farklı bir animasyon verdiğinizde bu sizin için çok faydalı olabilir. Ve gerçekten muhteşem bulduğum yerlerden birine geldik. Tek snapshot özelliği var. Bu tek snapshot bulunduğunuz bir proje içerisinde istediğiniz saniyeyi tek snapshot yaparak yani fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu biraz After Effects'te meşakkatli bir yol. Burada çok pratik. Tıkladıktan sonra bunu açıyor, fotoğrafını çekiyor ve direkt kaydet diyor. Kaydetti ve artık masa üstünde bu şekilde kaliteli bir kompozisyonun fotoğrafının çekilmiş hali var. Pratik şekilde isimli marker ekleyebilirsiniz. Mesela settings'in 9. saniyeye geldik. Tıkladık, efekt dedim. Ve buraya 9. saniyedeki efekt isimli bir marker ekledi. Bu After Effects içinde de yapılabiliyor, evet. Ama After Effects içerisinde şöyle oluyor. Sağ tıklıyorsun, marker, add marker. Buna bir kısa yol atayabilirsin ve sağ tıklayıp settings'e geliyorsun. Bunun üzerine bir okey diyorsun ve bu şekilde yapıyor. Orada eğer bu paneldeysen biraz daha zamanını kısaltıyor. Zamandan
tasarruf etmeni sağlıyor. Clean up proje muhabbeti. Buradan clean up projeye tıklıyorsunuz. Diyor ki kullanmadığın, istersen ya proje içerisinde şişebilirsin. Hiçbir kompozisyon içerisinde kullanmadığın her şeyi silebilirsin. İşte kullanmadığın efektleri sil. Yani devre dışı bırakılmış, FX bölümü kapatılmış efektleri temizle. Aynı bu şekilde kullanmadığın herhangi bir eklentiyi temizle. Diyor ki render queue eklediğin yerleri, yani buradan render queue ekledin. Kuyruklar, yani kuyrukları temizle. Ve tüm After Effects içerisinde şu ana kadar ön belleğini dolduran her şeyi temizle diyorsun. Tek tıkla temizliyor. Reset Viewer hemen gridlerini falan temizliyor. Color Replacer var, diyor ki katmanların rengini, bu şekilde renklerini, daha doğrusu bu sağ tarafta göreceğin renkleri toplu halde veya tek tek düzenle. Proje içerisindeki dosyaları, işte fotoğrafları bir yere, videoları bir yere klasörle. Ve bunun gibi bir sürü tool var içinde kankalar. Yani her şeyden var. Şimdi bir de hızlıca Premiere Pro'da bunu nasıl kullanabiliriz ona geçelim. Mesela Premiere Pro'da da bir video içerisinde hemen aynı şekilde Window Extension bölümünü açıyoruz. Aynı şekilde sadece toolboxların falan olmadığı, yani sadece After Effects içerisinde çalışan şeylerin olmadığı genel aynı özellikler burada geliyor kankalar. Aynı şekilde Basic Transitions'ları kullanabilirsiniz, geçiş efektlerini. Mesela Device Scenes'ları buraya da koyuyorsunuz. Bunları After Effects içerisinde düzenliyorsunuz, evet. Ama mesela bunu çektik, yükle dedik, tıklayınca zaten loading ekranı geliyor. Burada zaten sağ üstte gördüğünüz üzere After Effects proje diyor. Sizin için buraya ekliyor. Dediğim gibi Mopac bunu otomatik olarak Premiere Pro içerisine atıyor ama düzenleme kısmı After Effects'e ihtiyacınız var. Burada sağ tıklıyorsunuz, Edit Original diyorsunuz ve sizin için After Effects 2020'yi otomatikman açıyor. Bakın Premiere'deyken direkt otomatikman After Effects'e aktardı. Siz buradaki her şeyi değiştirip direkt file'den save dediğinizde kapatacaksınız ve sizin için otomatik olarak burada da değişmiş olacak. Yani tekrar After Effects içerisinde render al, buraya geri gel, Premiere'in içine yükle, yok. Direkt burada orijinalini düzenle diyorsun ve After Effects'i düzenleyip kaydedip çıkıyorsun. Buradaki güzelliklerden biri şu, benim en sevdiğim şeylerden biri. Mesela high-tech call-out'lardan kullanmak istiyorum. Bunu After Effects projesi olarak bırakmıyorlar. Direkt attığınızda Mogrit, yani Essentials Graphics'de düzenlenecek şekilde geliyor. Bakın Essentials Graphics bölümünde üzerine geliyorsun. Bakın Connecting diyor. Hemen diyoruz. Bağlanıyor. Yazdığımda otomatik olarak burada da bağlanıyor yazısı. Gördüğünüz üzere değişmiş oldu. Yani bu callout'ların hepsi Essentials Graphics'de, yani Premiere Pro içerisinde düzenlenebilir şekilde bir daha uyarlanmış. Ve aynı şekilde diğer sahneleri de hepsini kullanabilirsiniz kankiler. Dediğim gibi bunun lütfen korsanını kullanmayın bropalar. Lütfen bunu imkanınız el veriyorsa satın alın. Çünkü bu tür işlere destek olacağız. Bu insanlar pakete güncelleme getirecek. Bu insanlara sermaye sağlayacağız. Satın alacağız. Bu insanlar pakete çok daha güzel sahneler ekleyecek. Şu an 1000 tane içerik var. Bir dahaki güncellemede bu 1500 olacak. 2000 olacak. Ama biz bunun korsanını indirirsek, bu adamlar cebine para girmezse ne olacak? Bu paket 1000'de kalacak. Bu adamlar da dükkanı kapatacak ve buna hiçbir zaman güncelleme gelmeyecek. Böyle düşünün kankiler. Bir filmin korsanını izlerseniz ne olur? O filmin ikincisi çıkmaz. Çünkü yönetmenin cebine para girmez. Bir sanatçının albümünü almazsanız ne olur? O sanatçı para kazanamaz. Dolayısıyla bir dahaki albümü belki de yapmaz. Kapatır gider lokanta açar. Tamam mı biraderlerim? Bunun için böyle bir duyuru yapmak istedim. Çünkü Türk yapımı bir şeye destek vermek istedim. Umarım anlaşılmıştır. Umarım güzel bir inceleme videosu olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim. Dediğim gibi Instagram sayfamı takip edin. Instagram sayfamdaki son posta da bakın. Orada Mopac için bir çekiliş postu göreceksiniz. O çekilişle 3 arkadaşımıza Mopac'i ücretsiz olarak veriyoruz. Bunun için de Mopac ekibine teşekkür ediniz. Bakın ben ettim. Siz de kendi yerinize bir edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim. Şuraya After Effects eğitim setlerimden koyuyorum. Şuraya da sıfırdan Premiere Pro eğitimleri koyuyorum kankiler. Kanalıma abone olup Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip etmeyi unutmayın biraderlerim. Bropalarım, bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.